Ekotürk ekranlarından herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Dış piyasa programıyla karşınızdayız. Programın açılışında her zaman olduğu gibi bir fiyatlamalara göz atalım. Bakalım Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor mu? An itibariyle kırmızıların geçerli olduğunu söylemek mümkün. Endeks 9277 seviyesine kadar sarkmış durumda. Hatırlanacağı üzere dün 9450 ile yeni bir tarihi zirve test etmiştik. Dolar TL'de günlük binde birlik yükseliş temposuna geri döndük gibi 31.14 seviyesindeyiz. Euro TL'de benzer şekilde binde 1'e yakın bir yukarı yönde seyirle 33.81'deyiz. Sepet kur 32.50'ler civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altında 2040'lara ulaşmış durumda dolar ons tarafındaki hareketle beraber. Paritelere bir göz atalım. Dolar endeksi 104 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Ana bileşeni euro dolar paritesi 1.0850'nin üzerinde. Pound dolar bakıldığında 1.27 direncini hedefleyen bir hareket içerisinde. Dolar yen tarafı sınırlı geri çekilmeyle de olsa 150'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Doların İsviçre frank karşısında da 0.88 seviyesinin altına gerilediğini söyleyebiliriz. Evet, buradan bir Amerika'daki vadeli endeks kontratlarına bakalım. Amerika'daki piyasaların açılışına dair bize ne söylüyor? Genel olarak bizi yeşiller karşılıyor ama sizlerin de görebildiği gibi oldukça mütevazi artılar. Nasdaq tarafında 1004'e yakın biraz daha fazla olmakla beraber Dow Jones ve S&P'de sınırlı yükselişte güne başlanması bekleniyor. Amerika'da tahvil faizleri, orada tabii yakın zamanda yapılan ihalelere talebin yeterli olup olmadığını da yine konumuma değerlendiriyor olacağım. 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerinde genel olarak bir geri çekilme, kısa vadelerde biraz daha fazla olmak üzere dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Emtia tarafına bir de göz atalım. Ons altın fiyatı 2030'un üzerinde, burada 2050 yukarı yönde aşılırsa daha anlamlı sert bir yukarı yönde hareket olabilir mi, bu sorgulanıyor. Brent petrolün hafif artıda, Amerikan tipi ham petrolün WTI'nin ise hafif ekside seyrettiğini görüyoruz. Ama 3 aylık zirve seviyelerden çok anlamlı bir geri çekilme de yaşanabilmiş değil emtia cephesinde, enerji fiyatlarında, bunu da söyleyebiliriz. Evet, bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek olan değerli konuğum Rota Portföy Yatırım Danışmanlığı Direktörü Kerem Aksoy. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Serdar Bey. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet, global piyasalarda özellikle tabii Amerika'da yaşanan tarihi zirvelerin ardından bir böyle soluklanma dikkat çekiyor. İşte buna kısmen hafta sonu artık efsanevi trader, büyük yatırım fonu yöneticisi diyebileceğimiz Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway toplantısında yaptığı açıklamalar, nakit pozisyonunu arttırması, işte Fed'in faiz indirim ihtimallerinin daha da ötelenmesi, yılın belki ikinci yarısına sarkması, jeopolitik tansiyon gibi çeşitli faktörleri sıralamak mümkün. Siz acaba oradaki o risk iştahındaki sürümlenmeyi ya da gelinen tarihi zirvelerden artık bu ivmenin kaybolmasını nasıl okudunuz, değerlendirdiniz? Yani yılbaşından bugüne böyle endeks performanslarına baktığımızda muazzam bir ilk çeyrek geçiriyor aslında baktığımızda. Amerika piyasaları, hatta küresel piyasaların çoğu, gelişmekte olan piyasalarda bu işin içine koyabiliriz aslında. Yani Dow'da yaklaşık %4, S&P ve Nasdaq'ta da yaklaşık %6,5'luk bir değer kazancı görüyoruz. Peki neden bu değer kazancını görüyoruz diye aslında çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Yani yatırımcılar sürekli aynı soruyu soruyorlar açıkçası. Şunu tabii herkesin takip ettiği bir döngüden bahsediyoruz. Ekim ayının sonundan beri işte 6 tane olan faiz indirim döngüsü, Mart'ta başlayacak olan döngü işte Haziran'a ertelendi, Mayıs'a ertelendi. Oradaki 6 tane faiz indirim tarafındaki alınacak hareketler 3'e düştü. Fakat buna rağmen piyasa hala gidiyor. Yani bu aslında birkaç tane maddeyle açıklanabilir bence diye görüyorum. En azından şu an bulunduğumuz noktadan. Bir tanesi, bir kere yeni yılla beraber girmiş olduğumuz bilanço dönemi vardı ve bilanço döneminde açıkçası iyi bilançolar gelmeye devam ediyor. Onun detaylarına biraz girebiliriz isterseniz ama özellikle belli temaların ön plana çıktığı, işte yapay zekasının, çipin, ondan sonra yarı iletkenlerin ön plana çıktığı böyle bir bilanço dönemi içerisinden geçiyoruz. Bilanço döneminden bence daha da önemli olan şey Amerika'daki şirket bilançolarından sonra açıklanan forward guidance dediğimiz, yani geriye dönük beklentilerin, geleceğe dönük beklentilerin de şirketler tarafından aslında oldukça pozitif açıklanıyor olması. Bu da bence açıkçası piyasayı ayakta tutan etmenler arasında yer alıyor. Üçüncüsü, bence risk iştahı hala, yani risk on modu devam ediyor global piyasalarda. Bunu şuradan anlıyoruz açıkçası. Birincisi, işte cryptocurrency dediğimiz kripto tarafta ciddi bir ilgi var.
İkincisi, Amerika'da uzun bir aradan sonra speklerin halka arzıyla alakalı bir döngü tekrar başlamış durumda. Üçüncüsü, ciddi anlamda faiz indirim beklentileri geriye gelse de hala daha bir faiz indirim beklentisi canlı tutulmaya devam ediyor piyasalar tarafından. Böyle değerlendirdiğimizde endeksler hala bir şekilde destek buluyorlar şu anda. Gerek S&P'de, gerek Nasdaq'ta, gerek Dow Jones'ta belli primler hala söz konusu. Özellikle son bir haftalık mesela piyasa fiyatlamasına baktığımızda burada teknoloji sektörünün %3.2 değer kazandığını görüyoruz. Yani gelecekteki kar tahminlerinin de yıllık bazda %13 kadar bir yükselmesi bekleniyor. Yani aslında ileriye dönük beklentileri yansıtması açısından önemli bir gösterge bu yine bizim için. Bir de şuna da bakmak lazım ki ben genelde bakıyorum. Amerika'da PE rasyosu dediğimiz fiyat kazanç rasyosuna baktığımızda hisse senetleri piyasasında şu an son 3 yılın ortalamaları olan PE rasyosu yaklaşık 28.60 seviyelerindeydi. Oraya yakın trade ediyor şu anda Amerika piyasaları. Böyle baktığımızda hafiften yatırımcıların böyle piyasanın değerlemesi hakkında bir miktar fikir verdiğini ben açıkçası düşünüyorum. Burada da hafiften böyle gidecek bir miktar daha bir yol olabilir. Dolayısıyla o seviyelere geldikçe de belli seviyelerden düzeltme tabir edeceğimiz bir satışlar olabilir ama genel yön ve görünüm pozitif devam ediyor bence. Evet, Amerika'daki hisseleri belki biraz daha detaylı ya da sektörel bazda konuşmakta fayda var sizin de dediğiniz gibi. Şimdi hani Nvidia tabii artık amiral gemi, yani muhteşem yedili içerisinde bayağı bir ayrışarak 2 trilyon dolar piyasa değerini yukarı yönde zorluyor. Şimdi tabii onun hani karının beklentilerden iyi gelmesi, gelirini arttırmış olması ayrı bir fiyatlama getiriyor. Ama hani biz normalde takip ettiğimiz işte Russell 2000 endeksi ya da işte Dow Jones'un ulaştırma endeksi gibi, yani o taraflarda çok bir kıpırdanma yok ve fon yöneticileri arasında da işte demin de dile getirdiğim hani Buffett'ın mesela önemli bir nakit pozisyonu üzerinde oturduğu, yani bir taraftan da enerji, bankacılık gibi hani belirli büyüklüğe sahip endekslerde bir hareketlilik yaratabilecek sektörlerin nispeten daha sınırlı şimdiye kadar performans göstermesi, oralara doğru bir yönelim olursa hani yeni zirveler bu şekilde söz konusu olabilir diye de düşündürüyor. Bu içinde bulunduğumuz hani Nvidia başlığındaki hareketi, işte 2000-2001.com tarafındaki işte Cisco'nun vesaire hareketlerine de benzetenler, belki de o hareketin henüz daha ortasını izleyenler de var. Dolayısıyla sektörel bazda ya da şirketlerin katkısı manasında biraz daha sizden Amerika piyasalarına yönelik görüşünüzü açmanızı rica edeceğim. Şöyle, son 3 aylık sektörel performanslara baktığımızda aslında işte Amerikan endekslerinin yaklaşık ortalama %11,5 değer kazandığını görüyoruz. En başta enteresan bir şekilde healthcare'in geldiğini görüyoruz. Yani sağlık hizmetleri %15,17 değer kazanmış son 3 aylık perspektifte baktığımızda. Onun ardından hemen teknoloji geliyor. %14,6'lık bir değer kazancı söz konusu. Ardından endüstriyeller, ardından finansallar geliyor açıkçası. %13'lük değer kayıplarıyla, değer kazançlarıyla ortalama. Listenin en dibinde utilities dediğimiz yan sektörlerden bahsediyoruz. Ve bir üstünde de enerji sektörünü görüyoruz. Yine yüksek seyreden aslında faiz hatları gayrimenkul tarafında bulmuş durumda. Ortada bir getiri var. Fakat tabii %3,7 gibi oldukça konservatif bir getiri var an itibariyle o tarafta. Dolayısıyla en yukarıda biz sağlık sektörünü, teknolojiyi ve endüstriyelleri görüyoruz açıkçası. Bu da bize aslında bir miktar ipucu veriyor. Özellikle sağlık sektörü özelinde baktığımızda bence oraya bir parantez açmak lazım. Sektörün yine son 3 yıllık PE'sine baktığımızda, ortalama PE'sine baktığımızda onun üzerinde işlem veriyor bir kere sağlık sektörü. Hem hisse fiyatlarının kazançlarına göre yüksek olduğunu hem de piyasanın bir miktar daha güveninin yüksek olduğunu aslında yatırımcı nezdinde göstermekte. Analistler yıllık kazanç büyümesinin yaklaşık %18 civarında olmasını bekliyorlar sağlık sektöründe ve bu rakamın geçen yılki kazanç büyümesine oranla ciddi anlamda büyük, yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da bir miktar daha böyle piyasanın sağlık sektörüne olan ilgisini ve güvenini gösteriyor. Az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi mesela enerji sektörüyle alakalı sektörel bazda ciddi anlamda bir momentum kaybı görüyoruz yatırımcı açısından Amerika piyasasında. Onun da temel nedeni açıkçası gelecekteki büyümeye ilişkin beklentiler. Orada büyümeye ilişkin beklentiler arasında işte sektörlere sıraladığımızda en az tercih edilen sektör enerji sektörü olduğunu görüyoruz. Burada tabii hükümet teşviklerinin ciddi anlamda işin içerisinde olduğu,
ve hükümetin elini çektiğinde enerji tarafındaki teşvikleri vermekte bir miktarda zorlanan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla analistler enerji sektörünün önümüzdeki birkaç yıl boyunca kar büyümesini yatay olarak görüyorlar. O yüzden de zaten enerji sektöründeki hisselerin çok bir yere gidemediğini görüyoruz. Finansal taraftaki hisseler 3 aylık performansta kötü bir performans sergilemediler. Bence bundan sonraki hikaye zaten bir miktar daha az önce bahsettiğiniz gibi rotasyonun diğer taraflara yayılmasıyla gerçekleşiyor olacak. Ki eğer biz gerçekten yılın ikinci yarısından sonra ya da yılın ikinci yarısıyla beraber bir faiz indirim döngüsüne giriyor olacaksak, yani başta işte finansal sektörlerin öncülüğünde bir yeniden yukarıya doğru bir hareket görüyor olmamız lazım. Benzer hareketler ve düzeltme hareketlerini önümüzdeki 2-3 aylık periyotta görebiliriz. Ama bunların düzeltmenin ötesine pek geçeceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Zira faiz tarafındaki, yani ABD tahvil verim verisi tarafına baktığımızda da orada çok kötü olmadığını görüyorum, özellikle ihaleleri. Biraz sonra konuşuruz detayları da. Dolayısıyla böyle bir atmosferde yavaştan diğer sektörlere yayılabilen ve risk algısının da çok büyük bir jeopolitik risk eğer olmazsa risk algısının da devam ettiği bir düzlemde Amerika piyasaları için açıkçası genele yayılan bir yükselişi görebiliriz diye tahmin ediyorum ben açıkçası. Evet, Amerika'daki getiri eğrisi ve son zamanda yapılan ihalelerin işte bazılarına yeterli ilginin gelmemesi böyle bir hayal kırıklığı yarattı ama daha sonra devam eden ihalelerde bu durumun değiştiğini gördük. Tabii esas itibariyle Amerika'da hani inanılmaz bir borç yükü var ve hazinenin çok daha fazla borçlanması beklenirken o faizleri bir yukarı yönde iten denklemde. Biz de aynı olduğu gibi piyasa yapıcı bankalar büyük ölçüde tabii ihalelerde belirleyici oluyorlar. Şimdi çok kısa sürede yani belki faiz indirimlerinin böyle 3. 4. çeyreğe sarkmasıyla kısa vadeli bono ihraçlarına tabii sınırlı talep gelmesi nispeten anlaşılabilir. Ama orta uzun vadeli taraftaki ihalelere gelen talebi ve genel olarak Amerika'daki getiri eğrisinin mevcut durumunu siz acaba nasıl yorumlarsınız? Çünkü hani uzun vadenin kısa vadenin altında kalmaya devam etmesi bir resesyon sinyali olarak da adlandırılıyor kimi analistler tarafından. Siz acaba nasıl düşünürsünüz? Hani son 5 yıllık tahvil ihalesinde maksimum faiz 4.32 olarak belirlenmiş. İhale öncesindeki fiyatlamada yaklaşık 4.31 seviyelerindeydi. İhaleye yaklaşık 2.41 katlık bir talep geldiğini görüyoruz. İhalenin ardındansa 2-5-10 yıllık verim eğrisine baktığımızda işte 2 yıllar 4.69'da, 5 yıllar 4.29'da, 10 yıllar yaklaşık 4.27-4.28 bandında, 30 yıllıklarında 4.39'larda olduğunu görüyoruz. Yani açıkçası beklenden iyi gidiyor tahvil tarafındaki satışlar. Gerek 2 yıllık gerek 5 yıllık vadelerde 63 ve 64 milyar büyüklüklerinde tahvil satışları da gerçekleşmişti Amerika'da. Genel anlamda iyi giden bu tahvil satışlarında ben yılın geri kalanında özellikle portföy yönetim tarafında bir miktar tahvil ağırlığının arttırılabileceğine ilişkin açıkçası görüşüm var. Zira Amerika'da şöyle bir baktığımızda Amerika'daki şirketlerin Şubat ayında tahvil satışı yaklaşık 172 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Bu ciddi anlamda bir yanılmıyorsam Şubat ayı rekorlarından. Dönüp şirketler tarafından yapılan bu tahvil satışlarının ne kadarı M&A kaynaklı diye baktığımızda bu da yaklaşık 50 milyar dolar da M&A kaynaklı diye görüyoruz. Asıl bence hikaye Amerika'daki bu sözlü yönlendirme hikayesi. Onu da şuradan görüyoruz açıkçası. Çok kısaca değinmek gerekirse kabaca şöyle bir atmosfer var aslında Amerika'da. An itibariyle %5,5 seviyesinde duran bir politika faizinden bahsediyoruz. Enflasyon %3,1 seviyesinde, 10 yıllıklarda kabaca 4.30 diyelim. Aradaki bu farkı da halkın cebinden vergilerle alıyorlar çok kabaca. Bu ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar devam edecek boyutta olduğunu piyasa sürekli zorlamaya çalışıyor. Zaten bence buradan çıkarımla da bir faiz indirim döngüsü Mart ayında fiyatlanıyordu. Mayıs'a kaydı, Haziran'a kaydı ama sonuçta bir faiz indirim döngüsüne gireceği hala piyasa tarafından ısrarla ve ısrarla fiyatlanmaya devam ediyor. Çünkü uzun süre %5,5 gibi bir politika faizinde durmanız az önce bahsettiğiniz gibi borçlu bir ekonomide ciddi anlamda zorluklar yaratacaktır. Böyle baktığımızda da bence özellikle bu hafta gelecek olan PCE verisi Fed açısından ciddi anlamda bir gösterge. Orada da yıllıkta 2.8 olan hedef manşet rakamın 2'lere doğru çekilmesi hedefleniyor.
Bu önemli. Yani PC'deki gelecek olan veri. O yüzden çok kısaca aslında beklentiyi çıpalama konusunda Fed yoğun bir çaba sarf ediyor. Ve bunu da bence gerek an itibariyle politika faizinin durduğu yer 10 yıllık tahvil verim eğrisi, daha doğrusu 2-5-10 yıllık tahvil verim eğrisi, gerekse de enflasyon konusunda bence sözlü yönlendirmenin hangi boyutta olduğunu ders çıkarılacak nitelikte ciddi anlamda bir söylemle yönettiğini düşünüyorum açıkçası ben. Evet, kripto varlıklara değinmiştiniz. O konuyu aslında biraz açmak isterim. Şöyle ki, işte mesela şunlara bakılırdı piyasada. İşte Bitcoin ile S&P korelasyonu, işte Nasdaq ile Ethereum gibi, ya da kripto varlıklara yönelim bir noktada işte emtia tarafında değerli metallere de bir yönelimin öncü sinyali vesaire olabilir mi diye. Tabii şu an yatırım evreninde hani Türkiye'deki portföy yönetim şirketleri itibariyle olmadığını biliyorum ama sonuçta işte 1 trilyonla 2 trilyon dolar arası gidip gelen, hani bayağı da yatırımcının ilgisini çeken, Türkiye'de de bayağı ilgiye mazhar olan bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla o taraftaki hareketin potansiyel devamı, diğer bizim içinde bulunduğumuz piyasa dinamiklerinde nasıl değişikliklere yol açabilir? Siz acaba nasıl değerlendirirsiniz? Yani ciddi anlamda risk on modunun açık olduğu bir piyasadan bahsediyoruz bence. Bu bize direkt olarak risk iştahının ciddi anlamda canlı olduğunu, masada olduğunu ve insanların dönüp hala da bir şekilde ellerindeki varlıkları nakitte kalmaktansa buraya yönetme isteğinde olduklarını gösteriyor. Tabii şu parantezi açmamız lazım. Gerek Türkiye'de, gerek Amerika'da, daha doğrusu küresel tarafta faiz hakları yukarıda ve faiz hakları yukarıdayken de para piyasası fonlarının ciddi anlamda da bir giriş var. Böyle bir durumdayken dahi gerek hisse senetleri tarafında, gerek işte kripto currency'ler tarafındaki bu yukarıya doğru hareket işler tersine döndüğünde, yani tersine dönmekten kastım gerçekten para piyasası fonlarına park eden paranın tekrar riskli varlıklara yönelme durumunda çok daha farklı boyutlara gidebilir bir kan topu etkisiyle. Bunu da bu gözle değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla risk iştahının hala yüksek olduğu, bir şekilde insanların ellerindeki varlıkları nakitte tutmaktansa finansal bir varlığa dayamak istekleri olduğunu görüyoruz. Burada tabii kripto evrenine bence biraz da şöyle yaklaşmak lazım. Birinci faz gerçekleşti bence. O da işte finansal bir varlık olarak kabul edilip edilmeme konusuydu ve artık Bitcoin ETF ile bence o aşamaya geçmiş durumdayız. İkinci bence insanların kafasında canlanması ve bir miktar daha bu piyasalara girmesi şöyle gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. İnsanlar yıllardır ve yıllardır işte kıymetli madenler konusunda sürekli bir piyasadaki risk iştahının kaçtığı noktalarda bir şekilde altına ve gümüşe yöneliyorlardı. Ben buradaki ilgi ve alakanın yavaştan kripto coinslere doğru kayacağı gibi bir açıkçası beklentim var. Dolayısıyla faz 2'yi de bir miktar daha böyle değerli metallerin geride kaldığı, bunun yerini kriptoların aldığı ve kriptodaki blockchain dediğimiz aslında arkasındaki teknolojinin bir miktar finansal sistemle entegrasyonunun sağlandığı noktada çok daha farklı şeylerin konuşulacağını düşünüyorum. O yüzden yani kripto evreni, evet Türkiye'de şu anda an itibariyle çok da regüle değil ama yurt dışından görebildiğimiz ve gelişmelerin bize gösterdiği, gerek risk iştahının canlı olduğunu göstergesi, gerekse de finansal sisteme entegrasyonu konusunda bizi götüreceği yerler bence bir miktar daha burada bulunduğumuz yerden çok açık bir şekilde görülüyor. O yüzden o tarafı çok göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum ben de. Evet, yani daha önce de gördüğümüz gibi işte vadeli işlem piyasaları, Forex tarafında vesaire bir ilgi varsa regülasyonu da bir şekilde sonrasında takip ediyor. Muhtemelen bu tarafta da benzeri söz konusu olur. Peki son kalan 3-4 dakikamız içerisinde hani Türkiye'de yatırımcıların erişebildiği, yani bizim yatırım evrenimiz içerisindeki durumu nasıl değerlendirdiniz? Yani bizi de endeks bakıldığı zaman tarihi zirvelere geldi. İşte bono faizleri bir işte 2 yıllıklar 43-44'lere geldi. İşte mevduat tarafında döviz KKM vesaire dönüştüğü 50'ler civarı oranlar konuşuluyor. Altın gram TL bazında 2000'leri aştı. Dolayısıyla hani yılın geri kalanını önemli gördüğünüz gelişmeler, seçim olabilir, Fitch'in değerlendirmesi olabilir. TL varlıklara ilişkin yorumlarınızı da isterseniz sohbetimizi tamamlayalım. Tabii şöyle görüyoruz açıkçası biz. Bir kere endeks bazında baktığımızda
dolar bazında bakmanın çok daha artık mantıklı olacağını düşünüyorum. Zira 2024 yılı içerisinde ikinci çeyrekte özellikle bizim ana senaryomuzun bir şekilde yabancının dönüp buraya bakması ve konvansiyonel yolla özellikle Kasım ayında başlayan hisse senetlerine girişin, tahvil ve hisse senetleri piyasasına girişin bir miktar azaldığını gördük. Dolayısıyla yılın ikinci yarısından sonra makro göstergeler iyileşecek ve içeride döviz kitlesi bolluğu olacaksa artık bence döviz bazında biraz endekse bakmak lazım. Şunu görüyoruz. 2.85 aşağıda, 3.10 yukarıda seçimlere kadar bir süreç olacaktır. 3.10 seçimlere kadar dolar TL'nin 32 olduğunu düşünürsek de kabaca zaten 9.900 gibi bir bölgeyi bize gösteriyor. Dolayısıyla 10.000'e yakın bir seviyelerde muhtemelen bu risk iştahının canlı olması durumunda oraları zorlayacak bir endekse karşı karşıya geleceğiz muhtemelen. Seçimden sonraki atmosfer bize 2-3 aylık bir boş ve adaptasyon dönemini bence gösteriyor olacak. Orada da şuna bakmak lazım. Özellikle TCMB'nin de yönlendirdiği gibi aylık enflasyonlarda nasıl bir yol kat ediyoruz ve dolayısıyla makro göstergelere OVP'deki uyum ne kadar gerçekleşecek ve ne zaman gerçekleşecek konusu önemli. Bu zaten doğal olarak bizi bir faiz indirim sürecine doğru götürüyor olacak. Faiz indirim sürecine doğru giderken o aradaki o 2-3 aylık dönemi belki tekrar risk off moduyla geçirmek, yani biraz daha riskten kaçma moduyla geçirmekte fayda var diye görüyorum. Ama özellikle yılın son çeyreğinde hisse senetleri tarafında tekrar bir yukarıya doğru bir hareketlenmenin olabileceği, dolar bazında yaklaşık 3.40-3.50 seviyelere doğru seyahatimizin olabileceği bir ben Borsa İstanbul'da endeksi göreceğimizi tahmin ediyorum. Bunun yanında tabii seçimden sonra bir miktar daha TL varlıklarda o aradaki 2-3 aylık durumda TL varlıklarının bir miktar azaltılıp döviz tarafına geçilmesi ama yılın son çeyreğinden itibaren tekrar TL varlıklarda kompozisyonun %75'lere kadar çıkartılabileceği bir varlık dağılım kompozisyonunun bence yatırımcılar için özellikle 2024 yılı içerisinde pozitif sonuçlar içerebileceğini düşünüyorum. Altın konusu, değerli kıymetli metaller konusu da önemli. Orada da bu kadar aslında harala göreli içerisinde, tırnak içerisinde altının 1960 seviyesini aşağıya kırmadığını görüyoruz. Demek ki hala orada canlı bir potansiyel var. Yaz aylarıyla beraber orada tekrar bir yukarıya doğru hareketle beraber özellikle gram altın tarafında da yukarıya doğru bir potansiyel görebileceğimizi ben düşünüyorum. Dolayısıyla varlık grupları içerisinde portföy çeşitlendirmesi amacıyla taşınabilecek varlık gruplarından bir tanesi. Amerikan endeksleri tarafında da değişken fonlar vasıtasıyla yatırımcılar pozisyonlanma yapabilir. Özellikle yine yılın son çeyreğine yakın o tarafta da güçlü bir hareket olabileceğini değerlendiriyorum açıkçası. Evet, Rotoport'u yatırım danışmanı direktörü Kerem Aksoy'a teşekkür ediyoruz. Global piyasaları değerlendikten sonra içeride de yerli yatırımcıların erişebileceği ürünler arasında çoklu varlık sınıfları arasında nasıl bir değerlendirme yapabileceğimizi konuştuk. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.